adımlarla Amerika'nın bahsettiği adımlar aynı şeyler mi? Amerika ne hesap ediyor onu bilmiyorum. Çünkü Birleşik Devletleri ile Rusya da konuşuyor onlarla. Dün Kremlin'den yapılan açıklamada biz Birleşik Devletleri ile de konuşuyoruz ifadesi vardı. Türkiye'ye nispeten yumuşak bir mesaj göndermişlerdi o zaman dün. Yani biz orada sadece mutabakatın hayata geçmesini istiyoruz diyordu. İşte Türkiye mi terör unsurlarını kontrol edemiyor gibi bir sorulara da cevap vermemeyi tercih etmişti. Dimitri Peskov. Bu aslında bir çözüm arayışını gösteriyor. Fakat sonuçta rejim orada ve rejim ne kadar Rusya'nın talimatıyla Rusya'nın iyi olur iyi olur falan demesiyle bu girişimi yapıyor. Ne kadar Rusya'ya rağmen İran'la işbirliği içerisinde yapıyor. Ben bundan hala emin değilim. Belki Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bizi bu konuda biraz daha aydınlatır. Evet. Ama bildiğim her iki ülkeye de bu anlamda yani en azından zaten İran'a güven yoktu. Başından beri yoktur. Hele bu hep bahsettiğim Tahran'daki krizden sonra İran'a hiç güven yok. Ama zannediyorum Rusya'ya da işine geldiğinde mutabakat dinlememe konusunda bir güvensizlik oluşmuş. Onun çok net fark edilebiliyor artık Ankara'da. Ama yine de bu konuda benim bir endişem var. Hani Rusya'nın bir tutar tarafı vardır diye düşünüyorum. Çünkü stratejik davranmak ve bugüne kadar Rusya'nın yaptığı aslında hep Batı'nın eksik bıraktığı yerlerde, boş bıraktığı ya da hata yaptığı yerlerde Amerika'nın özellikle boşluğu doldurmak oldu. Yani çok müthiş bir diplomatik başarısı yok. Sadece var olan durumdan yararlandı. Ağırlıkla o durumdan yararlandı. Yani kendi inşa ettiği bir başarı değil. Şu anda Suriye'ye neredeyse tam hakim olma, en azından yönetime tam hakim olma meselesi. Ama başa dönelim. Birleşik Devletleri'yle bir ilişkileri var. Ve bir ortak noktaları var. Ortak noktaları terör örgütü YPG PKK. Bu konu her iki ülkede bu örgüte destek veriyor. Bu örgütü yer yer kullanıyor. Bir tarafıyla düşünürseniz sahada da bu çok net bir biçimde ortada. Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı açıklamada biz gerekirse işte sağa sola aşağıya yine inmeye devam ederiz. Yani Barış Pınarı Harekatı devam eder mesajı vermişti. Sağa sola aşağı dediği kuzey güneyi ve düzeltiyorum doğusu batısı ve güneyi Suriye'nin bize göre doğusu batısında Elbap'ın güneyinde terör örgütü PKK var. Nerede duruyor peki? Rusya'nın kontrol ettiği bölgeyle rejimin kontrol ettiği bölgenin arasında. Kim bunları kontrol burada tutuyor? Haliyle Rusya ve rejim tutuyor. Rusya istemezse PKK burada durmaz. Rusya PKK'nın bir ucunu elinin altında tutuyor ki tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmesin diye. Ama şunun da farkında ki Birleşik Devletler asıl PKK-PYD'ye toprak verdi, arazi verdi. Dolayısıyla onlar en çok Amerika'ya bağlıdır. Zaten bir kez Amerika'ya bağlanan bir daha tekrar geri dönüp Rusya ile eski ilişki kuramaz. Fakat bu PKK'dan şimdilik vazgeçmesi anlamına gelmiyor. İdeolojik bir kardeşlik var çünkü bu Marksist-Leninist bir örgüt. Rusya'nın da hala o Sovyetik temelleri çok değişmiş değil. Amerika Birleşik Devletleri de PKK-PYD'ye gelecek bir zararı karşısında Türkiye'yi tercih etmeyeceğini çoktan ortaya koydu. Yani PKK-PYD öncelikli, Türkiye ikinci sırada. Şimdi burada Amerika'nın getireceği çözüm bize faydalı çözüm ne olabilir? Ben doğrusu çok kalıcı, çok nitelikli bir şey beklemiyorum. Çok kronik bir soruna işte geçici bir çözüm, geçici bir yarar anlamında belki bir faydası olabilir. Ya da Amerika ile Türkiye arasında bir arabuluculuk durumu Rusya'yla diyebileceğimiz sonuç çıkartabilir. O yüzden çok bir şey beklemiyorum. Burada Türkiye'nin aslında Rusya'ya söylediği şey netti. Araya girmeyin. Biz bize bulaşanın hesabını görürüz. Hem bize bulaşsın sonra siz araya girin ve biz cevabını veremeyelim. Öyle bir şey olmasın demişti. Şimdi
o cevaplarını misliyle aldılar ama yapmaları gereken bir şey var Suriye'nin yapması gereken. O da Rusya ile planlanmış olan gözetleme kulelerinin etrafına yani dışına çekilmeleri. Çekilmedikleri sürece içeride sorun devam edecek. Evet. Bir de O'Brien'ın da bir açıklaması var yine bu yönde. Sizin söylediğinize yakın. İdlib'e askeri olarak müdahale edeceğimizi sanmıyorum demiş. O da. Yok, onlar etmezler zaten. Hı-hı. Yani onların askeri müdahale ettiği yerlerle aslında Suriye'nin, Rusya'nın müdahale ediş biçimleri arasında bir fark yok. Hı-hı. İkisi de hedef gözetmeksizin saldırıyor. İkisi de sivilleri öldürüyor. Yani evet. Rusya rejim sivil gözetmeden atıyor, öldürüyor insanları. Daha Amerika yapmıyor mu? Afganistan'a bakın. İnsanlar son 10 yılın internetini Google'dan tarasınlar. Her şey var orada. Afganistan, Amerika, saldırı, sivil, ölüm diye yazsınlar. O kelimeleri bile veriyorum. Orada neler görürler kaç kişiyi öldürdüklerini. Yani su kuyruğundaki kadınları, çocukları vurdular. Daha ötesi yok yani. Aynısını Esed rejimi İdlib'de yapıyor. O yüzden burada herkes birbirini suçluyor ama herkes aynı şeyi yapıyor. Bir Türkiye bu yapılmasın diyor gerçekten. Neden? Çünkü o insanların akrabaları Türkiye'de. Ve bu Türkiye'de o insanlara ben akrabalarınızı korumaya çalışıyorum, hı hı, diyor. Ve dediğini yapmak zorunda çünkü insanlar burada. Evet. Yani zorunlu bunu yapmaya Türkiye. Zaten böyle yapıyor ayrı bahis, bir de zorunlu. Yani denetçisi de var. O yüzden burada dürüst davranan Türkiye'den başka kimse yok. Bu net. Ama sahada bunu yönetmek de çok zor. Çünkü herkes şikayet yapıyorsa dürüst tüccarın hayatta kalması biraz zor. Tabii şimdi birkaç gündür konuşuyoruz zaten bunu. Amerika'nın duruşunu, tavırlarını, kendi çıkarları için o da o noktada tabii davranışlarını yani sürdürüyor. Yani NATO'nun bile Suriye'dekileri düşündüğü yok. NATO Genel Sekreteri bile rahat konuşmaya başladı. Evet. Daha önce gerçi bize karşı hani hakkını teslim edelim bir aykırı açıklaması yok ama gene de bu kadar rahat hiç konuşmamıştı. Çünkü, hı hı, karşıda Rusya olunca NATO'cu haliyle daha rahat konuşuyor. Oh be diyor, hiç olmasa karşımda muhatabım, muhatap, düşmanım var yani. Amerika çok rahat, her konuda başsağlığı diliyor. Çok üzüldüm diyor. Ah vay diyor, ağlıyor. Hı hı. Niye? Çünkü karşı tarafta Rusya var. O zaman sonuna kadar Türkiye'nin yanında. PKK'lılar askerlerimizi, sivillerimizi şehit ettiklerinde, hı hı, Amerika'dan bir ahvah duydunuz mu? Herkes kulağının üstüne. Orada sorumlu hissetmiyor. Hı hı. Orada sorumlu olduğunu biliyor. Değil mi? O yüzden sessiz hani geçiyor. Bu o yüzsüz, iki yüzlü değil, yüzsüz duruma göre yüz takınan politikalara karşı biz aslında şerbetliyiz. Yani bakalım verdikleri malzemeler bizim ne kadar işimize yarayacak. Evet, bugün göreceğiz bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan ne anlatacak. Saat kaç gibi olur acaba? Hani 12. Grup toplantısı normalde 11.30'tur. Bir tamam. 15 dakika Cumhurbaşkanı gecikir. 11.45 gibi gözüküyordu. Hemen başlar. Bakalım yine saat kaçta olduğunu. Benim bildiğim 11.45 ama bakalım 11.45 verildiyse 11 mi? Bugün 11 resmi programda bugün. O zaman demek başka görüşmeleri olduğu için Kahramanmaraş'a da gidecek bugün. Maraş'ta da programları olduğu için bugün önce 11'de AK Parti grup, sonra da Kahramanmaraş'a hareket edecek. O noktada Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarına katılacak. Bugünkü programında onlar var. Evet, gözümüz kulağımız yine orada olacak. Bir bilgi var. Ne bilgisi, hemen bakalım. Bir bakabilir miyim yani? Tabii ki bakalım. Bir dakika. Evet. İyi, enteresan bir şey. Arkadaşlar bana öncesinde de Putin'le bir görüşme evet. olabilirmiş o noktada yine. Putin görüşmesiyle zaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşeceğini söylemişti. Evet. O noktada. Grup toplantısı 11'de. Öncesinde Putin'le bir görüşme olabilir diye. Dün yapacaklarmış. Bugün ertelenmiş. Bugün oldu. Yerinde zaten Pakistan ziyareti var. İdlib'le ilgili söyleyeceklerini, değil mi? Görüştükten sonra. Vallahi şimdi zaten ben bakalım ne diyecekler. Evet. Çünkü bu görüşme belki dün yapılsaydı bu adımlar konusu, adımları neye göre atacaksınız? Rusya ile birlikte atacaksınız. Çünkü orada demek. Bulunduğumuz bölgede İdlib'de, hı hı, çevresinde iki ülke var. Rusya ve Türkiye var. Yani rejimin kendi toprağında olmaması gereken bir yer orası. Niye bunu söylüyor? Adam kendi ülkesinde olmasın mı?
olmayacağını garanti etti de ondan. Yani olmayacağını kabul etti Suriye rejimi mutabakata onay vererek. Evet. Hatırlayın Putin'le Esad'ın bir fotoğrafı vardı geçtiğimiz ay. Masada harita vardı bir tane. Adam bakıyor böyle kendi ülkesinin haritalarla bölünmüş ayrılmış haline bakıyor. Bunu kabul etmeseniz zaten oraya öyle bakmazsınız. O yüzden o madem kabul ettiniz gereğini yapacaksınız. Yani kılçıkları ayıklanmış, bölgeleri kurtarılmış, terörden arındırılmış bir ülkeyi Esad'a teslim edecekler. Ay, nüfusunun yarısını dışarı atmışsın yani. Tabii. Evet, bu da önemli bir nokta yine. Değerli konut vergisiyle devam edelim Sadi Bey. O da önemli. Evet, değerli konut vergisi ertelendi. Bir de daha önce biz de konuşmuştuk zaten burada. Şartların yani bu erteleme yeterli mi acaba? Ben ondan emin değilim. Yok, şeyde de değişiklikler var. Şimdi erteleme olması bir kere iyi. Vatandaş rahatlamış oldu. Çünkü ne yapacağını bilmiyordu. Hatta bir anlamda mahkemeye gidenler oluyordu. İkinci kritik nokta değer tespit meselesi. Orada tapu kadastro kendisi belirliyordu. Şimdi normal emlak vergilerinin belirlendiği sisteme göre yani o komisyonlar işte belediyelerdeki onlar belirleyecek değer artışını. Onun yani dışında da tartışma olacak. Onun dışında da değeri 5 milyon lira, 7,5 milyon lira arasındaki konutlarda 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3. Yani sınırlama getirilmiş oldu. Değeri 7,5 milyon lira, 10 milyon lira arasında olan konutlarda 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6. Tamam. Değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22.500 lira fix bir rakam oluyor bu. Bu da demek ki değerlemeye göre artacak. Fazlası için de binde 10 oranında vergi. Şimdi esasında 22.500 lira mı? Evet. Bu esasında değerleme tarafı sıkıntılıydı. Çünkü neye göre her sene 5 milyon sınıfına sokacaksın? Orada bir sıkıntı vardı. Artı 4 milyon 750 bin lira olan başka türlü vergi verip 5 milyon lira olan bir anda çok yüksek bir vergi verme noktasına gidiyordu. Orada muafiyet getirmiş oldu. Ama şu var. Sahiplik meselesinde de bir iki sahiplikte de evet tek konutsa orada bir muafiyet var. Gelir değerli olan konut sayısı fazlaysa en düşük değerli olan muafiyet kazanıyor. Ve uygulamada bir yıl ertelenmiş oldu. Şimdi burada aslında hani eski haliyle diyelim, eski haliyle Sayın Cumhurbaşkanı da rahatsız olduğu için anlaşılıyor ki biraz bürokrasi ağır girmiş bu işe. Hani yeni bir vergi ihdas ederken siyasete bir gol atma çabasında olmuş. Şu haliyle büyük ölçüde düzeltilmiş oldu. Anayasaya çünkü Anayasa Mahkemesi'ne gitse eski haliyle tamamen iptal de söz konusu olabilirdi. Tabii bu tarafları memnun eder mi? Yeni bir vergi ihdası her zaman sorumludur. İnsanların beklediği, piyasanın ya da işte vatandaşın, iş dünyasının, herkesin beklediği vergi reformu aslında. Yani ciddi bir vergi reformu yapılması. İnşallah bürokrasi o yönde daha pozitif çalışmalar yaparsa daha sağlıklı sonuçlar ortaya çıkar. Bu şekilde hani önceki halinden birçok şeyi değiştirerek vatandaşın itiraz ettiği noktaları dikkate alarak ya da muhalif olanların bu şekilde düzenlenmesi iyi oldu. Yani bu haliyle biraz daha kabul edilebilir. Evet. Bir de 2010-2018 tarihinde sürdürülebilir kalkınma verisi de evet, açıklandı. Oradan da iyi veriler geldi. Onu konuşmamızda fayda var. Konuşalım. Biz hep günlük konular konuşuyoruz. 3 gün önce açıklandı bu. Evet. Şimdi bu Birleşmiş Milletler'in belirlediği kriterler var. Birleşmiş Milletler bir ülkenin kalkınmış sayılması için ya da kalkınmasını izleyebilmek için farklı 232 gösterge oluşturmuş. Ülkeler bunlardan hangilerinde dönemsel olarak nereye gidiyor? Mesela yoksulluk sınırı altındaki nüfusumuz 2010-2018 arası dönem olarak 2018 verileri baz alınmış. Ama bu her sene yani 2019'lar netleştiğinde eklenecek. 2010'da %16.9'muş yoksulluk sınırı altındaki nüfusumuz. Şu anda 13.9. Yaklaşık tam olarak %3 iyileşme var. Bu iyi bir rakam. Bir de 5 yaş altı çocukların okullaşma oranı, kadınların çalışma verileri, mesela eğitimde öğretmenler, ilk öğretim, orta
orta öğretimdeki bütün öğretmenler baz alındığında kadınlar geçmiş durumda. Erkek öğretmenlerden daha fazla öğretmenimiz var. Kadın yönetici sayısında artış var. Biraz parlamento tarafında, siyaset tarafında tabii dönem olarak daha çok kadın milletvekili daha önceki dönemde vardı. Orada azalma var. Bu arada mesela öğretmen konusunda çocukların... bir virgül açalım mı? Öğretmenlik şimdi genelde hep kadınlar için daha düzenli, evet, saati belli diye herhalde. Mesela ilkokulda kadınların ediliyor. Kadın öğretmen oranımız %64'e çıkmış. %36 erkek öğretmen. Ortaokulda %58.3'e çıkmış. Orta öğretimde dengeli gibi 49.2'ye 50.8 ama kadınlar yine önde. 5 yaş altı çocukların okullaşma oranına Birleşmiş Milletler çok önem veriyor. Çünkü okul öncesi eğitim %75.2'ye çıkmışız. Peki 2010'dan iyiymiş, %67.2'ymiş. Yani bunların dışında mesela yöneticilik pozisyonundaki kadınlar %16.3 olmuş. Bu da 14.4'müş. İyileşme var. Bunun dışında da özellikle hani vatandaşın hayat standartıyla ilgili temiz içme suyuna ulaşan nüfus oranı %98.6'ya yükselmiş. Bunları tabii çok uzun dönemler için yapılan hesaplamalar ya da verilerden derlemeler olduğu için seyircilerimize hatırlatalım dedik. Arge harcamaları, mesela hep konuşuyoruz ya, yüksek teknolojiye ulaşmak için Arge harcamaların artması lazım. Orada da mesela 2010 yılında toplam gayri safi yurt içi hasılanın 0.8'iymiş. 2018'de %1.03'e ulaşmış. Yine az. Bunu %3'e kadar çıkarmamız gerekiyor. Ama artış oranı olarak baktığımızda 8'den 1.03'e yani yaklaşık 1/4 kadar artmış durumda. Bu trendin devam etmesi lazım ki biz özellikle ihracatta yani 0.8'den hesaplarsanız onu %60'lık bir artışa denk yani gelir. Yani ciddi bir artış gözüküyor. Bunun dışında internet kullanım oranları var. %93'e yakını cep telefonu kullanıyormuş Türkiye'nin. 2010'da %37.6'ymış bireysel internete erişim. İşte onu sosyal medya silahşörlüğü olarak kullanıyorsanız klavye işte nasıl kullandığında önemli tabii. Ama erişim açısından baktığımızda yani 37.6'dan %71'e çıkmış vaziyette. Evet. Bütün bunlar tabii detayında içinde vatandaşın daha da farklı yararlanmayı, değil mi, öğrenerek ya da düşünerek erişim önemli ama onun katkısı da önemli. Bunları bir hatırlatalım istedik. Evet, erkekler daha çok internet kullanıyormuş bu arada. Evet. Bu noktada erkeklerin %78,2, kadınların %63,9. Tabii telefon, hat vesaire satın aldığınızda internette satın alıyorsunuz. Artık çok daha kolay eskiye. Şimdi bu neyi ne kadar kullandığınızı tam olarak göstermez. Bence kullanımlar daha çok bu araba motorlarından gelen veriler üzerinden hesaplanmalı. Bilmiyorum burada nereden hesaplanmış. Araba motorlarında da ne aradığınız rakamları. Ne aradığınız önemli. Yani şimdi orada aradıklarınıza göre aslında bir ülkenin nereye gideceğine dair bir fikir edinebilirsiniz. Tabii bu araba motorları bizde olmadığı için biz bu fikirleri biz elde edemiyoruz, edinemiyoruz. Bu fikirleri Google edinebiliyor. Onları dönemsel da olarak evet, Google'da paylaşıyor. Evet, açıklıyor. Belki onları. Belki bir başka yayınımızda onu da paylaşıyor. Şimdi bakın o hani sizin dediğiniz... Türkiye'de insanlar zaten en çok ne arıyorlar? Sizin dediğiniz normal açıklama, normal standart verileri açıklıyor. Bilinmeyen... Bir de onun prosu var. Evet. Yani o para, ücretli veriler var. Bazılarına ücret verseniz de edinemiyorsunuz. O veriler hepimiz için çok önemli. Yani interneti ne için kullanıyoruz? Arge harcamalarını... Ya tamam, şirkette yazıyor. Vergiden düşmek için Arge diyor bu. Arge ne ama yani? Gerçekten araştırma ve geliştirme mi yapılıyor? Yoksa arsızlıkla götürmenin kısaltılması mı bu? Arge mi yapıyorlar aslında? Ya mutlaka öyle şimdi bir de vardır ama Türkiye'de Arge merkezi sayısı... Bunu söylemiyorum. Türkiye'nin çok büyük arttı. Şirketlerinin açtığı Arge çok merkezleri... Çok arttı, buna hiç itirazım yok. Atıyorum %8 olduğunda... Bunun %5'i gerçekten Arge ise şu anda 1.3'ün 1.2'si Arge'dir. Buna itirazım yok. Ama gene de bizim bu oradaki verimlilik işi hepsinden daha önemli. Şimdi hala verimlilik konusunda ben devletimin çalışması olduğunu biliyordum Ankara'dayken. Eskiden eski adıyla
rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu Milli Produktivite Merkezi vardı. Aslında bu yani verimlilik demek, produktivite. Ve o şimdi verimlilik olarak devam ediyor. Ve çok çaba gösteriyorlar. Yani verimlilik tasarruf değil. Hı hı. Bu tür paraların, bu tür harcamaların ne kadar verimli kullanıldığına ve buralardaki kayıp kaçakları önlemeye yönelik bir çalışma. Ve tıpkı tasarruf gibi, tıpkı sıfır atık gibi önem verilen bir konu. Onunla ilgili çalışmaları da ben hatta o zaman çalışan arkadaşlara demiştim, bunların verilerini kamuoyuyla paylaşın ki insanlar moral bulsunlar. Bizim vergilerimiz nereye gidiyor sorusunu soruyor. Ne zaman? Biraz cebinde parası eksildiği zaman, gelecekte daha az kazanabileceğine ya da dair geldiği zaman. Evet, gelecekte daha az kazanabileceğine dair endişeleri olduğu zaman. Hı hı. Şimdi tam da bu zaman yani. Kamuda verimlilik meselesi çok kritik bir konu tabii. O tabii. Ayrıca çalışmaları. Yok ama şimdi yeniden yapılandırıldı bu, yeni başkanlık sisteminde yapılandırıldı. Tabii. Bu e-devletle o anlamda verimlilik çok daha fazla sağlandı. Çünkü sonuçları ölçümlenebiliyor. Tabii tabii, ölçülüyor. Eskiden çok ölçülmüyordu. Yani adam dedi oturuyoruz. Kendi başına bu konularda çok önemli kriterleri tamamlama çabasında. Uzun süredir devam ediyor. Belli belgeleri almaya gayret ediyorlar. Çünkü gerçekten o yüzden çok önemli onlar. Vatandaş hizmet almaya gittiğinde de birçok yerde bu farkı görebiliyor. O tür çabaya girmemiş yerde de görebiliyor tabii. Hani böyle bir durumu. İnşallah onlar devam etsinler ama özel sektör, özellikle bizim büyük sanayi şirketlerini kastediyorum, gerçekten ARGE desteği alabilmek için çok güzel merkezler oluşturdular. Bazı şirketlerimiz patent konusunda ciddi rakamlara ulaştılar. Hı hı. Türkiye'nin toplam patent rakamlarında da iyileşme var. Hani verimlilik çok kritik bir konu. Bu kaynaklar milletin kaynakları. Tabii ki birilerine verildiğinde ya bunu sadece alalım. Yani. İşte ARGE yerimiz de var ama kapısını açalım, içine girelim. Hangi alanda iştigal ediyorsak yeni ürünler, yeni işler geliştirelim. Tabii. İşte mühendisler çalıştıralım, kimyagerler çalıştıralım vesaire. Bu yönde ama bunun başlangıç noktası bu. Siz bir yılda o ülkede toplam ürettiğiniz rakam değer olarak gayri safi yurt içi hasılanın ne kadarını harcıyorsunuz? Tabii. Mesela çok hayran olduğumuz ya da konuştuğumuz Japonya, Güney Kore, Almanya, buralarda bu oranlar %3'lerin üzerinde. Yani %3 neredeyse alt rakam haline gelmiş. Biz %1.03 durumdayız. Bunu 3 misli katladıktan sonra da bir defa kafadan bir ikiye katlamamız lazım evet. Yani. Şimdi yani önümüzdeki belki 10 yıl içinde o 3'ü tutturmamız lazım. Bizde de hedef 3'lü zaten. Hatta evet. Belki dönemsel yıl hedefi bile vardı. Burada biraz mesele şu. İyi yoldayız. Burada bir sıkıntı yok. Biraz da piyasa bizi bununla yönlendiriyor. Artık belli şirketler eski ürünlerinin yeni versiyonlarını çıkartıp duramıyorlar. Onu geliştirmek zorundalar. Çünkü rekabet artık zor. Evet. O yüzden de yeni ürün. ARGE tercihi bir durum, keyfi bir durum değil. Evet. Zorunlu. Ürününüzü geliştirmek zorundasınız. Yoksa gelişmişi geliyor. Tabii geride kalıyorsunuz. Çok önemli. Cezvede de öyle bu. Cezvede de öyle. Her cep şey telefonunda da öyle. Fark etmiyor. Şey tencerede doğru. De öyle yani. Evet. Daha önce hep aynı tip tencere. Tencere tenceredir yani. Yap sat falan öyle değil. Evet. Bu da önemli. Şimdi siyaset gündemine dönelim tekrar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım söylemi vardı. Beklendiği gibi açıklamadı. Evet. Yeni bir şey söylemedi. Çok genel söylemlerle zaten, eski zamanları hatırlatarak. Evet, yok hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir söz ben beklemiyorum. Dün de öyle bir heyecanlı ama acaba ne diyecek, ne diyecek falan diye beklemedim. Beklemediniz mi? Tabii beklemedim. Çünkü o ne biliyorsa ben de o kadar biliyorum. Bu konuda en azından. Mutlaka benden daha iyi bildiği şeyler vardır ayrı. Hatta bende galiba biraz daha fazlası var. En azından benim söyleyebildiğim biraz daha fazlası var. O kadarını da söyleyemiyor. Çünkü bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde neler olduğuna dair hiçbir şey duymadık ağzından. Hala neler olduğuna dair de duymadık. Geçmişte neler oldu, şimdi neler oldu olabileceğine dair hiçbir şey duymadık. Bir şey yaptığını da görmedik. Yapabilecekleri yok mu? Evet var. Partiden ayrılanların partiyi FETÖ'ye teslim ettiği, FETÖ sözcülerinin sözcülüğüne soyunduğuna dair eleştirilerini ben yapmadım. Kendi partisinden ayrılan eski milletvekilleri yaptı. O bakımdan
Önce kendinize bakarsınız, sonra başkalarıyla ilgili konuşursunuz. Şimdi şunu ben yani bulunduğum pozisyonu söyleyeyim önce. Bir defa ben olsam FETÖ'nün siyasi ayağını aramam. Bana göre FETÖ'nün bir siyasi ayağı yoktur. Ayak vücudun bir parçasıdır. Aranacaksa terör örgütünün siyasi ayağı aranmalıdır. Terör örgütünün siyasi ayağı, yani ayak, kendisinden olan bir ayak bulunabilir. Ama FETÖ'nün siyasi uzantıları aranmalıdır. Siyasi uzantıyla siyasi ayak aynı şey değildir. FETÖ'nün siyasi uzantıları her partide vardı. Şu anda hangi partide ne kadar var? Bunu da bir partinin öbürüne söyleyeceği bir şey değildir bu. Bu her partinin kendisine dönüp bakacağı bir şeydir. Bakması gereken bir şeydir. Şu anda hükümet nasıl kendi partisine ve yönettiği devletin organlarına bakmak zorundaysa, nerede FETÖ var diye, gizli saklı FETÖ yahut FETÖ'sel bir işlem yahut arkasında FETÖ'nün olabileceği bir takım şüpheli durumlar, bunlara bakmak zorundadır devlet. Milli Eğitim'de ne oluyor, askerde ne oluyor, yok kontrollü telefon, kim kiminle niye hesap. Burada da öyle yani, bakkaldan kontrollü telefonla bilmem kimi aradım derseniz, bir tanesi niye arıyorsunuz ki, hepinizin cebinde cep telefonu var. Telefonun düşmüştü, bakkala gitmek zorunda kaldım diye başlarsanız tamam, itirazım yok. Ama koca koca rütbeli subaylar, koca koca adamlar ankesörlü telefonla çaldırıp kapatıp sonra geri aranmayı falan bekleyerek böyle bir şey yapıyorlarsa, o zaman başka bir şey yapıyorlar demektir. Bunun başka bir izahı yoktur yani. Benim çocuğum ankesörlü telefona gitse, ki henüz o yaşta değil ama, ya grip, virüs bulaşır, ne işin var senin ankesörlü telefona, bekleseydim ben seni gelip alırdım derim yani. Ona bile müsaade etmem ki koca koca insanların bunu yapması şüpheli bir durumdur. Peki bunu devlet araştırıyor mu? Evet araştırıyor. Kurumlar araştırıyor mu? Evet araştırıyor. Evet. Siyasi iktidar bunun peşinde mi? Evet peşinde. Peki partilerde böyle bir şey var mı yok mu diye bakan var mı? Kendi partisinde bakıyor mu? Benim ya danışmanım patladı, FETÖ'cü çıktı. Daha önce milletvekillerin FETÖ'cü çıktı. Bir iki tane. AK Parti'den çıkmadı mı? Evet çıktı. Oradan da çıktı. Da acaba geride ne kaldı? Acaba başka şeyler de var mı? Bana bilgi belge getirenler, Kemal Kılıçdaroğlu Man Adası'na gidip belge mi araştırdı? Bana anlatın. Man Adası'na gitti, bilet aldı, belge araştırdı, birimlerle, kurumlarla görüştü. Onlar da biz sizi çok seviyoruz, alın size belge deyip ona belge mi verdiler? Peki bu verdikleri İngilizce belgeleri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi okuyup raporlaştırdı mı? Hayır. Kemal Bey'in önüne bir dosya kondu. Efendim bu böyledir, böyledir, böyledir dendi. Kemal Bey yanlış ya doğru anladı, çarpıttı. Ya da yanlış anladığı için ekranda yanlış söyledi. Ya da anlamadığı için eksik söyledi. Sonra da söylediği gibi olmadı, ortaya çıktı. Dönüp baktı mı? Ya bana bir belge bulmuşsunuz da onu bile doğru düzgün anlatmamışsınız kardeşim. Siz bana mı çakıyorsunuz, hükümete mi çakıyorsunuz diye sordu mu? Hayır, sormadı. O zaman kusura bakmasın. Bu işlerde kullanışlı bir siyasetçi pozisyonu verir. Bu bir. İki. Bu uzantı için söylüyorum. Eğer FETÖ'nün siyasi ayağı diye ısrar edecekseniz, ki ben bu kavramın, siyasi ayak kavramının kullanılmasını şüpheli bulurum. Bunu diyecekseniz ve daha önce sonradan FETÖ devlete operasyon yaptıkları ortaya çıkan kişilerin devlete alınması sırasında ya da görevlendirilmesi sırasında yetkili olanları sorumlu tutmaya kalkarsanız, o zaman şu anda FETÖ'den tutuklanmış olan bütün CHP'liler için de sorumlusunuz demektir. Bu bir. Bu kendi tarafınızdan baktığınızda. Ha yok, tersinden bakacaksınız o zaman. Bir suç işbirliği ne zaman doğar? İşbirliği yaptığınız kişiyle birlikte bir suç işlerseniz doğar. Ama
işbirliği yaptığınız, ortaklık yaptığınız bir kişinin daha sonradan yolsuzluk yaptığı ortaya çıkarsa ve siz de bununla mücadele ederseniz, sizin haberiniz yoksa, size bir suç doğmaz. Kime doğar? O kişiyle daha sonradan işbirliği yapana doğar. Şimdi FETÖ ile hükümetin ilişkisi bir siyaset cemaat ilişkisi. Bütün cemaatlerle bir siyasi partinin ilişkisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, İstanbul Teşkilatı, bizzat kendisi, şu anda cemaatleri dolaşıyorlar. Bir takım gruplarla, kendilerine göre muhafazakar gruplarla siyasi işbirliği peşindeler. Bunların bir kısmı cemaat grupları. Bunlardan herhangi birinin ileride bir suç örgütü olarak karşımıza çıkması halinde bugün siyaseten işbirliği yaptıkları için Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayacak mıyız? Hayır. Niye araştırmadınız? Bak neler çıktı arkasından diyebiliriz, evet, ama siyasi ayak olarak suçlamayız. Çünkü sebebi bellidir. Ama FETÖ gibi gömleğini yırtıp altından FETÖ canavarının, bir terör örgütünün çıktığı günlerden itibaren, hı, aman bunlar da hükümete karşı çıktılar deyip ona sarılan kim? Cumhuriyet Halk Partisi. Destekleyen kim? Gene onlar. Daha birkaç yıl önce Amerika'daki FETÖ vakıflarının toplandığı bir yer var. Oraya gidip ziyaret eden kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Ziyarete götüren kim? Eski bir CHP milletvekili. Şu anda nerede? Amerika'da, sözüm ona, bir düşünce kuruluşunda, bir İsrail destekli örgütte Türkiye karşıtlığı yapmakla meşgul. Bütün bunlar ortadayken bunu yapmak, hı hı, tıpkı terör örgütlerin kullandığı ya da siyasal manipülasyon için kullanılan, ki terör örgütü FETÖ de bunu çok güzel kullanır, aynı şeyi bin defa tekrar edip yalan bile olsa iz bırakmasını sağlamak. Şu anda siyasi ayak meselesi böyle gidiyor. Ama şunun için ben uyarayım, siyasete hepimizin bir borcu vardır. Bizim de bir borcumuz var siyasete, çünkü sivil siyasetle yönetilmek istiyoruz. Bu hangi parti olursa olsun. O borcun ifası olsun. Siyasi ayak tartışması, siyasi uzantılar tartışılmadan, siyasi ayak tartışması giderek Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine dönüyor. Çok net bir biçimde aleyhine dönüyor. Ve bir süre sonra siyasi ayak olarak Cumhuriyet Halk Partisi suçlanırsa, bunun sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ve bu suçlama da Türk demokrasisine hizmet etmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ'nün siyasi uzantıları vardı. Hı hı. Şimdi de genel olarak konuşursak var olma ihtimali çok yüksektir. Bunu en iyi Kemal Kılıçdaroğlu bilir, bilmelidir. Bilmiyorsa da araştırmalıdır. Aynı şey AK Parti için de geçerlidir. Aynı şey MHP için de geçerlidir. Hı hı. O kaset kumpaslarını kimler yaptı? Kimler ayrıldı partiden, istifa etti, gönderildi? Bazıları, istisnalar var, elbette vardır. Yani hı hı. Normal süreç içerisinde mümkün ayrılmalar mümkündür. Ama İYİ Parti ile ilgili kurulduğunda Devlet Bahçeli'nin söylediklerini tekrar herkes bir hatırlasın. Koray Aydın'ın Meral Akşener'le ilgili FETÖ ithamını herkes bir hatırlasın. Şimdi bütün bunlar ortada dururken anladığım kadarıyla hepsi toplanmış ve biz bunların altında kalırız. Hükümet bunlarla üstümüze gelirse AK Parti fena olur. En iyisi biz bunları toplayıp önce saldırıya biz geçelim diye düşünülmüş. Ve onun da giderek Kemal Kılıçdaroğlu altında kalıyor. Partinin bunu fark etmemesi imkansız. Hı hı. Mutlaka fark edenler var. Bence bir silkinip kendilerine gelmeleri lazım. Kemal Bey'e yanlış şeyler söyletiyorlar. Çünkü Kemal Bey de kendisi konuşmuyor. Söyleneni aktarıyor. Geleni aktarıyor. Bu da gördüğümüz, az önce verdiğim Manadası örneği çok, hı hı, en basitidir bunun. Bir siyasi parti lideri, bir yetişmiş adam, ben haftaya lider işte şunu açıklayacağım deyip 5 yılda tekrar ettiği şeyleri söylerse, 3 ya da 3 yıldır neyse söylerse, bunun adı tek kelimeyle fiyaskodur. Böyle bir fiyaskoda Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı makamına yakışmaz. Ben yakıştıramadım kendi adımı. Evet. Sadi Bey, 2019 et üretimi de açıklandı. Onu da arttı konuşalım. Arttı mı, azaldı mı? Arttı.
arttı. Şimdi bunu ne oldu? Gene süt hayvanlarını falan kesmedik değil mi? Şöyle aslında ondan önce bir Türkiye'nin hayvan nüfusu ya da hayvan sayısı diyelim açıklandı. 2019'da ilgili ciddi iyileşme var. Şimdi bizim büyükbaş hayvan sayımız %3.8 arttı 2018'e göre 2019'da. 17 milyon 872 bin büyükbaş hayvanımız var. Küçükbaş daha iyi. Zaten orada oraya dönük bir daha fazla odaklanma var. Evet, iyi orada oldu. %5.1 artış var. 48 milyon 481 bin adet. Bu artışa rağmen bu artışla birlikte mi et üretimi de artıyor? Hemen bundan sonra da et üretimindeki artışlarla ilgili rakamlar çıktı ortaya. %7.4 artış var kırmızı ette. 1 milyon 201 bin 469 ton. Şimdi bu neden önemli? Şunun için önemli. Özellikle 2-3 yıl önce kırmızı ette malum fiyatlar bir türlü... Et fiyatlarını biliyor musun? Tutturulamıyor. Hemen bakayım ya. Ben bir süredir değişiyor et yemediğim fiyatlar, için. Yani et çeşidine göre fiyatlar değişiyor. Herhalde 40 ila 60-70 lira arasında değişiyor. Bazı semtlerde çok daha 80 liraya. O değil tabii yani. Önemli olan market yani, bile değişiyor. Ortalama. Evet yani şeyin ortalaması 40-45 lira civarı olması lazım. Az değil ama. Evet, konseye bakalım. Değil ama şöyle bir şey var. Yani bunu işte bunu biraz farklı kriterlere lazım. Göre bakarsak şunu söyleyebiliyoruz. O tartışmaların olduğu dönemden bugüne et fiyatları en azından artış anlamında enflasyonun üzerinde artış gösteremediler. Demek ki çünkü daha önceden ortada, fena kazık yemişiz yani. Evet, daha önceden kazık yedik. O dönemde bir ithalat da yapılmıştı. Şimdi bu artışlarla, yani bu hayvan nüfusundaki artış, et, kırmızı et üretimindeki artışla 60 bin ton kadar da ihracat yapıldı 2019'da. Bütün bunlar güzel gelişmeler ama devam ettirilmesi lazım. Şunu hatırlatalım. Türkiye'nin özellikle büyükbaş hayvan sayısı uzun dönemlere baktığımızda da 2-2,5 misli artmış durumda ama yeterli değil. Neden? Çünkü nüfusumuz, bizim özellikle sığınmacılarımız artı turizmde kırdığımız rekorlar, yani turist sayımızdaki artış. Dünya altıncısı. Dünyada altıncı sıraya yerleştik turist sayısında ve 52 milyona yakın bizim yurt dışındaki vatandaşlarımız da dahil 52 milyon civarı. Yıllık bir turist girişi var. Bütün bunları düşündüğümüzde sadece kendi nüfusumuzu düşünerek bir hayvancılık politikası değil, daha hızlı hayvan sayısını artıracak, teşvik edecek, sevdirecek, teşvik de yetmiyor bazen. Çünkü yeni kuşak hayvancılığı, tarımı, çiftçiliği maalesef sevmiyor ve yapmak istemiyor. Ölçek ekonomisi boyutunu aşamıyoruz. Çok köylerimizde 10 baş ve 6 civarında hayvan besleme genel adet olmuş. Halbuki bu Avrupa'da, Amerika'da ortalama 100 başla başlıyor. Çok büyük çiftlikler var. Çünkü köylerde bunlar... böyle olabilir ama sözünüzü kesiyorum sadece. Evet. Şimdi mesela 5 kişiden 3'ünde de işte bir çiftlik kurma hayali var. O küçük hayal baş, olarak kalıyor maalesef. Şehirde yapma hayalleri var o noktada. Uzun yıllar değil, şehirden uzaklaşıp gitme noktasında da yine insanlar... aslında bir eğilim var. Var. Yani yerinde değil belki, yani kırsalda yaşayan kişi de değil ama şehirde yaşayan kişi de böyle bir eğilim var. Doğru, var. Son yıllarda o bir özlem çok var. Revaçta bir hatta. Tekrar dönüş, doğaya bir dönüş. Bir para kazanma yolu olarak var. Ama ciddi hani, bir para kazancı olarak görülüyor. O çiftlik bank olayları da biraz oradan kaynaklandı. Çiftçilik ya da hayvancılık ciddi iş. Yani hayal kursak da örneğin Trakya'da ben hayvancılık yapmak istiyorum ya da Bursa'da dediğimiz zaman oraya gidip yerleşmeyi, işte 100 dönüm civarı bir arsa ya da arazi diyelim, pardon, tarla diyelim. Kiralama ya da satın almayı, yine ortalama 100 baş hayvan hedeflemeyi, bununla ilgili kredi, uzun vadeli projeksiyonlar, ahırın nasıl olacağı, yani hayalden gerçeğe geçtiğin zaman durum değişiyor mu? Ciddi bir ne diyelim, kariyerini değiştirme ve odaklanma gerekiyor. Yapanlar var, başarılı olanlar var. Trakya'da biz biliyoruz çiftçi kulüpleri bile oluşuyor yavaş yavaş. Çünkü büyük sanayiciler et ve süt temini için sözleşme yaparak yürümek istiyorlar. Belli garantiler olsun istiyorlar. Belli denetimler yapabilsinler istiyorlar. Ama işte dediğim gibi genel olarak nüfusumuzda en büyük şikayet şu mesela. Bizim gençlerimiz özellikle kırsal kesimde ya da şehirde fark etmiyor. AVM'de güvenlik görevlisi olmayı, hani
çoban olmaya ya da başka bu tür işlerle ailesinin köyde arazisi varsa toprakla uğraşmaya tercih ediyorlar. Bu ayrı bir hikaye ama işin altında devam eden pozitif bir gelişme başladı, devam ediyor. Bunu hızlandırmamız gerekiyor. Valla şimdi baktım etlere, et fiyatlarına. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin fiyatlarına göre, evet, 30, bölgelere göre 33-34 lira civarında. Evet. 34'ü aşan yerde yok zaten. Bir Karadeniz'de biraz pahalı. Yıllık artış oranında 12.90, yani enflasyonla kafa kafaya gitmiş. Evet. Fakat bu karkas, yani bunun içerisinde her türlü et var. Tabii o işte var, kemik de var. Ya da temizlenince, evet, kademeli olarak artabilir. En uygun et ürünü nedir bizde? Kuşbaşıdır, değil mi? 75.90 en büyük zincir marketin fiyatı. Ben aradaki farkı çok makul bulmuyorum. Doğru. Çünkü buradan çıkan, evet, kemiğin fiyatı biraz daha düşük, kıymanın fiyatı biraz daha düşük, yani yağını vesaireyi filan kıymada kullanıyor. 40 lira civarında kıyma. Yani o da etten daha pahalı. Geriye bir kemik kalıyor ama öbür taraftan da etin belli bölgelerini 90-120 lira arasında satıyor. Dolayısıyla ben aradaki kar marjını biraz yüksek buldum. Yani 75 liraya kuşbaşı et yiyecekseniz biraz zorlanırsınız. Evet. Değişiyor bu. Bütün marketlerde bile değişiyor. O yüzden de ona dikkat etmek lazım. Tabii değişiyor ama bu sonuçta insanların en çok gittiği zincir marketin fiyatı. Zaten yine bu pahalı. Zincir zincir market, tüketimin artması için. Ve bu kasaplar da ona göre kendilerini hesaplıyorlar. Üretimin artması, fiyatların makul olması gerekiyor. Ama biz de işte hep diyoruz ya. Kişi başına et tüketimi vesaire, bunlar da ayrı rakamlar. Bunların da artması lazım. Ama şunu söyleyebiliyorum sadece. İşte 3 sene önceye göre daha iyi pozisyonda bir kırmızı et profili var, yani üretim anlamında. Evet, ya bunlar biraz böyle düzelir. Yalnız bunun sıkı takip edilmesi lazım. Biraz boşluk bulduğunda ben, yani marketler kusura bakmasınlar da, fiyatların rafta belirlendiğini düşünüyorum artık. Yani fiyatlar üretim maliyetleriyle belirlenmiyor. Sizin söylediğiniz o büyük marketlerle rekabet edecek bir yapı oluşturmak lazım. Belki hani o geçen seçimden önceki olayları hatırlıyoruz. Evet. Geçici tanzim satışlar kurulmuştu. O zaman çok konuşmuştuk. Demiştik ki büyük şehirlerde belki kalıcı olarak büyük perakendecileri fiyat açısından belli ürünlerde zorlayacak, halk ekmekler gibi vesaire bir yapı oluşturulabilir. Ama tabii belediyelerde yönetimler değişti. Hepsini oradan almak zorunda değiliz. Onlar değil, zaten değil. Hayır, piyasa yapıcı olacak. Yani. Tanzim zamanında olacak. Da aynı şeyi söylüyoruz. Herkes Beşiktaş'taki tanzim pazarına gitmezdi yani. Ki. İstanbullular bilir. Herkes gitmezdi ama şunu bilirdi. Tanzim'de kaç para? 3 lira. Niye markette ne kadar? 4,5 lira. Marketçi gidip tepesine çökerdi. Tanzim'de 3 lira olan şey burada nasıl 4,5 lira diye. Yani şimdi bir baz olur elinizde. Dediğin kuşbaşı Tanzim'de 55 lira olunca markette tabii. Diyor ben de 60 liraya satayım bari oraya gitmesin. Yani ya kimse kendini gazetçi pozisyonuna şey. Sokmak istemez. Evet. Birini mesela ben tarım kredi kooperatifleri satış manzaraları açıyor şimdi ufak ufak. Ben oradaki fiyatlara bakıyorum. Ve oradaki fiyata bakıyorum. 2 lira fark var misal herhangi bir şeyde. Tamam, değmez şimdi oraya kadar gitmeme. Şurada yakındaki marketten alayım diyebilirim. Ama fark 20 liraysa tabii. Oraya zaten marketçiye de ne yapıyorsun kardeşim etmek. Sen derim. Tabii ki aynen öyle. Evet. Farkı terbiye etmek. O çok son derece önemli. Evet. Evet, önemli. Süremiz çok az kaldı ama şu turizm konusunda 2019 yılında 52,5 milyon ziyaretçi Türkiye'ye geliyor ve dünya altıncısı oluyor. Şimdi bu noktada şunun da Türkiye'ye faydası olur mu, onu merak ediyorum. Şimdi koronavirüs var ve birçok Avrupa ülkesinde de görüldü. Türkiye turist açısından bu noktada gidişata göre şimdi turizm sezonunun açılmasına da çok fazla zaman kalmadı. Evet. Bir artı olarak döner mi bize? Şöyle, ilk başta herkes korktu, turizmciler özellikle. Neden? İşte her yere yayılırsa o zaman insanlar seyahat etmeme, havaalanlarına gitmeme, toplu yerlerde bulunmama, işte alışveriş bile olumsuz etkilenir. Çünkü alışveriş merkezlerine gitmeme şeklinde bir eğilim olabilir diye. Ama son, tabii bilemiyoruz nasıl sonuçlanacak. Bu şekilde giderse yayılma hızı SARS'a göre, diğerlerine göre çok düşük. Fazla. Belki birkaç ay içinde virüsün tedavisi bulunabilir. Yani Trump bir açıklama yapmış. Nisan'da çözecek. Havalar ısınınca çözülecek demiş.
biraz hani, tam çözümü bu işte. Nasıl olsa havalar ısınınca herhalde virüsler ölür şeklinde bir teoremden çıkıyor. Ya sıcakta daha çok yayılırsa? Bizi şu açıdan hani ihracat, ithalat konusunda da bu çok konuşuldu. Hani Çin sonuçta Çin'de olduğu için hastalık bütün ülkeler ona göre faydası mı zararı mı olur diye düşünüldü. Bize hiç ulaşmadı. Eğer bu iş hızla dünyaya yayılır bir hale gelmezse Türkiye'nin turizmini negatif etkilemez. Türkiye son 4-5 yılda 2015'ten sonrasını söyleyelim. Çünkü o zaman terör saldırılarıyla maalesef turizmimizde bir ciddi geri çekim olmuştu. Evet, düşüş olmuştu. Yakaladığı çıkış trendini 2020'de de sürdürür. 52 milyona yakın giriş, 35 milyar dolar gelir elde ettik biz 2019 yılında. Aslında 45-46 milyon turist, gurbetçileri hariç. Tabii 46 milyon civarı. Ama o 2014 seviyesine yaklaştık ya da geçtik. Yani o şeyi, pik noktayı geçtik. Her yılda yüzde çift taneli artarak yaptık devam bunu. O şeyde sıralamada çok ilginç bir şey var. Fransa açık ara önde. 90 milyon üzerinde turist. Amerika bile işte 80 yok 60'larda falan kalıyor sanırım. Ve Paris ve Eiffel meselesi. Hep tartışırız ya. Demir yığını sen diye. De ara sıra gündeme getiriyorsun. Yani Paris'in, Eiffel'in çektiği turist meselesi. Demek ki İstanbul için gerçekten büyük potansiyel var. Daha çok çalışmak lazım. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Çok da fazla hikayesi var aslında İstanbul'un. Bugün de buradan noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından saat başında moderatörle karşınızda olacağız. Çok sonra.